günaydın değerli izleyenler. Bugün 27 Ekim Çarşamba. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre 29.643 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. 215 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %77,85, birinci doz aşı yaptıranların oranı ise %89,02 oldu. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben son zamanlarda kurlarda meydana gelen artış konusunda bankaların gayet sağlam durumda olduğunu söyledi. Akben en güncel verilere göre sektör nette 5,6 milyar dolar fazla pozisyondadır dedi. Türkiye Bankalar Birliği 230 büyük ölçekli firma ile yeniden yapılandırma anlaşması yapıldığını açıkladı. Birliğin açıklamasına göre Ekim 2019-Eylül 2021 döneminde bu firmalarla yapılan yeniden yapılandırma anlaşmalarının toplam tutarı 73,1 milyar TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesine tepki olan döviz büroları protesto amaçlı kepenk indirmeye hazırlanıyor. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu temsilcisi Ulaş Çabuk 4 Kasım saat 11.45'te protesto amacıyla geçici olarak kepenk indireceklerini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve üst düzey Beyaz Saray yetkilileri Fed Başkanı Powell'ın yerine gelmesi düşünülen adayları gözden geçirmeye başladı. Powell'ın görev süresi Şubat ayında sona eriyor. Ve piyasalar, Borsa İstanbul 100 Ana Endeks dün %1,09 yükselişiyle 1509 puanda kapanış yaptı. Gün içerisinde 1511 puana gelen borsa 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. 16 puan yükselen borsada işlem hacmi de 21,1 milyar TL ile kuvvetli geldi. Bankalar tarafında %0,98, holdinglerde %1,60'lık yükselişler vardı. En çok kazanan tarafta %3,61 ile spor, en çok kaybeden tarafta %0,53 ile iletişim sektör endeksleri öne çıktı. Bugün biz içeride ekonomik güven endeksi, dış ticaret verileri, aynı zamanda yurt dışında Çin'de sanayi karları, Amerika'da dayanıklı mal siparişleri gibi verileri ve tabii bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Öncesinde MSCI Türkiye ETF'i New York işlemlerini %0,80 yukarıda tamamladı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise 445 bas puana geri çekildi. Dün gelen bilançolarda kapanış sonrası yoğun bir ajanda vardı. Aselsan'da 3. çeyrekte 602 milyon TL'lik kar beklentinin altında kaldı. Türk Traktör'ün yine 3. çeyrekte 221,8 milyon TL'lik karı beklenti üstü. Tofaş'ın 3. çeyrekte karı 580 milyon TL ile beklentiden iyi geldi. Ereğli'de ki pek çok raporda zaten yine bilanço sezonunda yıldız olması bekleniyordu. 3. çeyrekte gelen 5 milyar TL'lik rekor bir kar açıklaması var ki piyasa beklentisinin üzerinde yer aldı. Otokar'da 516 milyon liralık bir yine kar açıklaması gördük. 9 aylıklar tarafında takip ettiğimiz bir de İskenderun Demir Çelik ve Tekfen vardı. 9 aylık süreç için İstemir'de 6,1 milyar TL, Tekfen'de de yine 1,19 milyar TL'lik kar açıklamaları söz konusu oldu. TMSF 350 milyon TL artı KDV bedelle tamamlanan Aynes Gıda ihalesini onaylamadı. Katmerciler tarafında ise 11 milyon euro borcun 10,79 TL kurla, 1 milyon euro dolar borcun da 9,60 TL kurla %20 faizle TL cinsine çevrildiği açıklaması takip edildi. Epkis bu arada benzinin litresine gece yarısından itibaren geçerli 28 kuruşluk zam açıklamasında bulundu. Tüm bu başlıklar eşliğinde tahvil piyasasına gittiğimizde gösterge bileşik dün 53 bas puan geri çekilerek 18.37'ye, 22 bas puan düşüşle 10 yıllık kağıt faizi de 20.10 seviyesine geri çekilmiş oldu. Kurlar tarafına geldiğimizde Amerika'da Conference Board'un açıkladığı tüketici güveninden bir miktar destek bulmuştu dün dolar endeksi ama bu sabah 93.90'a geri çekildi. Amerika'nın ve Almanya'nın 10 yıllıklarında dar bantta bir seyir takip etmekteyiz. Sterlin tarafında 1.38'in üstünde seviyeler perakendecilerin dün İngiltere'de açıkladıkları satış rakamlarının tahminleri aşmasıyla geldi. Kanada Merkez Bankası bu arada bugün toplanıyor. 18 yılın zirvesine gelen enflasyonla ilgili neler söyleyecek merak konusu. Yarın Avrupa ve Japonya Merkez Bankaları, gelecek hafta ise Amerika, İngiltere, Avustralya ve Norveç merkez bankalarını piyasalar takip edecek. Öncesinde ise
Dolar TL tarafında bu sabah 9.54-26'ya kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. Yarın içeride enflasyon raporunu takip ediyoruz. Hatırlatalım. Euro TL tarafında 11.08.80, sepet kurda ise 10.31.58 de yeni gün başladı. Dolar endeksi 93.90'da hareket ederken parite 1.16.01 ile ekranımıza yansıdı. Dün itibariyle Avrupa tarafında yine yoğun bir bilanço ajandası vardı. UBS açıkladığı bilançoyla beklentiyi aştı. Hisse %1,3 yükseldi. Michelin, Novartis gibi şirketlerden gelen bilançolar önemliydi. Stoxx 600 tarafında %0.8 artı ile gün kapanırken seyahat hisselerindeki %1,9'luk yükseliş buraya normalleşme adına liderlik etmiş oldu. Aynı zamanda Carrefour, Uber ile beraber hızlı bir teslimat servisi üzerinde çalışıyor. Bu da hisseye %0.9 kadar alım getirdi. Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise Tesla'nın yakında bir Alman oto üreticisi olacağı şeklinde paylaşımda bulundu. Avrupa borsaları tarafındaki yükselişin ardından Amerika'ya gittiğimizde S&P CoreLogic'in açıkladığı Ağustos'taki yıllık konut fiyat endeksi %19,7 yükselişle tahminleri yakalayamadı. Conference Board'un tüketici güveni ise Ekim'de 113,8'de açıklandı. Yeni konut satışları Eylül'de 8.000'le beklentiyi aşarken Richmond Fed'in açıkladığı imalat endeksi Ekim'de beklenti 5 iken 12 değeriyle tahminlerin epeyce üzerindeydi. Bilançolarda bu arada dün itibariyle Microsoft, Alphabet, Twitter bilançoları öne çıktı. Detaylarını birazdan dış basın köşemizde ele alacağız. Bugün Coca-Cola, McDonald's, Bristol Myers, Boeing, GM ve Harley Davidson açılış öncesi, Ford ve eBay ise kapanış sonrası gelecek bilançolar arasında yer alıyor. Şimdiye kadar S&P 500 şirketlerinin %30'u bilanço açıkladı. Bunların %82'sinin karı, %80'inin ise gelirleri beklentinin üzerinde gerçekleşti. Dow Jones Sanayi Endeksi dün bir ara 150 puana kadar yükseldi ve gün içi rekorunu kırdı. Kapanış itibariyle de yine 15 puanlık artıyla rekor tazeledi. Böylece kazanımlarını 3. güne taşıdı. S&P 500 tarafında son 10 günün 9'u artıda kapandı. %0.18'lik yükselişiyle dün kapanış rekoru kırdı. 70. gün içi 57. kapanış rekorunu böylece bu sene gerçekleştirmiş oldu. Nasdaq tarafında da %0.06'lık artı son 4 günün 3'ünü yeşillerde kapattığı anlamına geliyor. Facebook'taki %3.9'luk düşüş burada etkili oldu. Facebook'un rakamlarında özellikle Apple'ın yeni gizlilik standartları çerçevesinde temkinli tavrı piyasa üzerinde etkili olmuş görünüyor. Bu arada Federal İletişim Komisyonu China Telecom'un lisansını iptal etti. Bu da takip ettiğimiz diğer bir başlık. FDA tarafında ise düşük dozda olmak kaydıyla COVID aşısının küçüklere yapılabileceği ile ilgili haber başlıkları uluslararası basında özellikle Pfizer ile ilgili olarak. Asya tarafına geldiğimizde Çin'in döviz cinsi tahvil borçlarında en az 8.7 milyar dolarla temerrütlerde rekor kırdığı belirtiliyor. Şirketler tarafından gelen haberler böyle. Güney Kore tarafında 106,8 ile tüketici güveni Ekim'de beklentinin bir miktar üzerinde gerçekleşti. Çin'de sanayi karları Eylül'de %16,3 arttı. Bir önceki ayın gerçekleşmesi %10,1'di. Ama makro verilerin ötesinde hangi haberler en çok fiyatlara giriyor? Birazdan Pekin'den Sadi Kaymaz aktaracak. Öncesinde Asya'ya döndüğümüzde %1,5'a varan düşüşler olduğunu takip ediyoruz. Hal böyleyken Amerika'da vadeliye döndüğümüzde yeni günün açılışı öncesi burada da karışık bir seyir var ama genelde çok yatay ve karma bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinde ise 1.61 civarı bir seyir var. Uzun taraftaki faizler biraz daha düşüş gösteriyor gelecek haftaki Fed toplantısı öncesi. Hazine cephesinde dün bu arada 2 yıllık vadede 60 milyar dolarlık bir borçlanmaya da gidildi. 1.62.20 bu sabah 10 yıllık kağıtta Amerika'nın tahvil faizinin geldiği seviye. Altına döndüğümüzde ise dün dolar endeksi bir miktar yukarı kıpırdanınca %1.5 kadar değer kaybettiğini gördük. Risk iştahında açık olduğu borsa endekslerinin rekora gittiği bir gündü. Böylece 5 günlük yükseliş grafiğini dün spot altın aşağı yönlü kırmış oldu. Bu sabah da 1.789.59 başladı. İçeri yansımasında gram altın rekordan geri çekiliyor. 549 TL sınırında hareketli. Amerikan tipi ham petrol tarafında dün %1,1 düzeltelim. Brent'te %0.5'lik eksiyle günü kapatmıştık ama yine de Ekim 2014 zirvelerinden çok da uzaklaşmıyoruz. Bu sabah Amerikan tipi ham 84 dolarda, Brent petrol 86 dolar sınırında hareket ediyor. Yıl sonuyla ilgili Goldman Sachs 90 dolar derken BlackRock 100 doları da görebiliriz dedi. Biden bu hafta G20'de İran'ın nükleer gücü, enerji piyasasında fiyatlamalar ve tedarik zinciri konularını ele alacak. Detayları da haberlerde. Kripto para
evrenine döndüğümüzde 60 bin doların üzerinde seyreden bir Bitcoin fiyatı var. 60.710 dolar seviyesi ekranımıza yansıyor. %2 civarında değer kaybı var Bitcoin'de. Ripple yine %4'lük bir değer kaybı ile ekranımızda. Litecoin ise %3.3'lük artısıyla olumlu yönde ayrışıyor bu sabahki rakamlardan. Durum böyleyken piyasalarda dün Avrupa kapanışında artılar vardı. En çok neler fiyatlara girmişti onun detaylarını alma zamanı. Her gün olduğu üzere ilk durağımız Londra diyelim ve Ceren Dilekçi'ye kulak verelim. Avrupa borsaları günü %1'e ulaşan yükselişle tamamladı. Küresel piyasalarda artan risk iştahının yanı sıra güçlü gelen bilançolar iyimserliği destekledi. Bugün gözler Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in yapacağı basın açıklamasında olacak. Çünkü Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın 2021 yılı Almanya büyüme tahminini aşağı yönde revize etmesi bekleniyor. Büyüme tahminini %3,5 seviyesinden %2,6'ya indirmesi, 2022 yılı büyüme tahminini ise %3,6'dan %4,1 seviyesine çıkarması beklenmekte. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları Brüksel'de enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle bir araya gelmişlerdi. Bir toplantı gerçekleştirdiler. Fakat burada fiyatlardaki yükseliş karşısında alınabilecek tedbirler noktasında bir anlaşmaya varılamadı. Avrupa Birliği Komisyonu enerjiden sorumlu üyesi Simpson hali hazırda 27 üye ülkenin bir anlaşmaya varamadığını, beklentilerin Aralık ayına kaldığını söyledi. Çünkü burada üyeler arasında görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Mesela İspanya ve Yunanistan gibi ülkeler ortak bir gaz alımı yapma fikri ortaya atarken Avrupa Birliği ülkeleri arasında diğer ülkeler ise mevcut düzenlemelerin değiştirilmesinden yana, o yüzden bir süre daha en azından Aralık ayına kadar enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi bir ortak adım gelmeyecekmiş gibi gözüküyor. Ve New York'ta borsalar nasıl kapanmıştı? Rekorlar vardı dedik. Bir yandan bilançolar izlendi. Onun da detaylarını aktaracağız ve şimdi de Melih Kaya'na gidiyoruz. Ve 3. çeyrek bilançolarının çok etkili olduğunu gördük. 3M ve Lilly gibi güçlü bilançolar yanında General Electric'in geliri hayal kırıklığı yarattı. Sürpriz de ama görünümünü yukarı çıkardığı için hissenin kendini %2,3 kadar yukarı attığını gördük. Gelen ekonomik veriler de beklenenden çok daha yüksek geldi. Conference Board'un 113,8'lere tırmandığını gördük. Yeni ev satışları %14 artmış. Ev fiyatları %19,7'lere çıkmış, fırlamış. 20 şehirdeki ev fiyatı %20'den biraz gerilemiş ama yine de %19,8'lerde fırlıyor. Yani ev fiyatlarının yukarı çıkış trendi korunmuş. Bir yandan da Apple'ın başı dertte, yine antitrust davaları yüzünden Adalet Bakanlığı dün tekrar soruşturmaya tutulacağını söyledi. S&P Cashier'ların yanında biz tabii tüketici güven, Conference Board tüketici güvenini aldık ama gelen enflasyon verileri hala akıllarda. Faizlerin yukarı çıkarılmasının daha yakın olması korkusu. Bunlara rağmen dediğim gibi 3. çeyrek bilançoları yine göz kamaştırmaya devam etti. 10 yıllıklar düşerken petrol rallisine devam etti. Dün itibariyle diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve açık piyasalarda son durumu değerlendirme zamanı. Dün Avrupa'da ve Amerika'da gördüğümüz yeşiller Asya'ya neden devretmedi? Detaylarını alacağız. Sadi Kaymaz Asya temsilcimiz bizimle beraber her sabah olduğu üzere. Ne oldu Sadi? Niye endeksler kırmızı bu sabah? Öncelikle günaydın Zeynep. Şimdi niye oldu? Aslında burada iki tez var. Bunlardan bir tanesi Amerika kaynaklı. O da şu, Washington'da gerilim artıyor. Washington kaynaklı olarak gerilim artıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Geceden baktığımızda Golden Dragon Endeksi burada. Nasdaq'ta listeli Çinli şirketler var. Onlar %3,8 düştü. Neden diyeceksin? Sorunun da cevabı aslında bu olabilir. Şundan dolayı, örneğin Blinken Tayvan konusunda sıkça konuşuyor. Yine bir şey söyledi ama Çin'in özellikle çok böyle hassas olduğu bir konuda Tayvan konusunda söyledi. Birleşmiş Milletler'de o da bir rol oynamalı dedi. O çatı altında bir rol oynamalı dedi. Mealen aktarıyorum kısaca tabii. Onun haricinde Kongre'de bir Çin oturumu vardı. Çin'le ilgili her şey konuşuldu. Bir yasama hazırlığı olabilir. Ne için olabilir? Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde listelenen Çinli şirketin atılması konusunda biliyorsun Trump döneminden bu yana gündemde var. Orada aksiyona daha geçilebilir böyle. Bir de tabii China Telecom, Çin'in en büyük 3 haberleşme şirketinden bir tanesi. Onun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ruhsatları iptal edildi. Dolayısıyla bunlar hepsi üst üste geldi ve de böyle çok ciddi satışlar gördü Çinli şirketler. Onun buraya yansıdığını düşünenler var. Tabii ki ben de öyle düşünüyorum ama
Bir başka etken daha var, o da daha böyle tartışmalı ama hemen sana da anlatayım Zeynep. O da şu, dün Çin yönetimi Evergrande'nin patronundan özel servetini kullanmasını istedi. Yani artık ve bundan sonra dara düşen devletin kurtarmasını beklemesin, kendi özel servetini kullansın diyorlar. Şimdi tabii ki kulağa çok hoş geliyor Zeynep, bence de iyi yaptılar ama bir taraftan da biliyorsun limited şirket, yani kapitalizmin temelindeki o şirket mantığını sorguluyor. Birdenbire böyle bir belirsizlik doğdu. Bundan sonra patronlar ya da servet sahipleri şirketlerinin borçlarından ya da yanlışlarından dolayı sorumlu tutulabilir. Yüzyıllardır biliyorsun böyle gidiyordu ama birdenbire şimdi Çin yönetim bunu sorguluyor. Kimi analistler de şöyle bir göz gezdirdim, bunun da çok etkili olduğunu söylüyor. Özellikle Çin'deki satışlarda ama tabii genel olarak baktığımızda bir taraftan Kore'de, Japonya'da satışlar var. Orada neden satılmış diye baktığımda Tokyo'da örneğin haberleşme şirketleri aşağı çekiyor. Yine Tokyo elektron çip sektörü aşağı doğru çekiyor. Dolayısıyla Asya'da böyle bir tablo var. Bilmem soruna böyle yanıt verebildim mi ama pek çok sebep sanki bir araya geldi Zeynep ve Asya'yı topluca aşağı çekiyor. Bakalım saat 8'den sonraki buluşmamızda tabloda bir görüntü değişikliği olacak mı? Onu da ayrıca konuşacağız diyelim. Sadık Aymaz'a teşekkürler. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve dış basında son duruma da bakalım. Financial Times'ın manşetinde Google'ın sahibi şirket Alphabet ve Microsoft'tan gelen bilançolar ele alınmış. Özellikle toplamda 110 milyar dolarlık bir gelirle beraber beklentilerin çok üzerinde performans söz konusu oldu. Aynı zamanda Twitter'dan da gelen açıklama, Apple'ın gizlilik prensiplerinin çok fazla bir etkisi, korkulduğu kadar bir etkisi olmadığı şeklindeydi. Bir önceki gün Facebook bu konuda uyarıda bulunmuştu ve gelirlerini etkilediğini söylemişti. Büyük teknoloji şirketlerinden bu hafta bilançolar takip ediyoruz. Özellikle pandemiyle hayatımıza daha fazla giren bulut hizmetlerine gelen talep şirketlerin bilançolarına olumlu yansıdı. Dijital anlamda özellikle açılmalarla beraber seyahat şirketleri tarafından verilen reklamlarda ciddi artışlar var. Bunların da yine gelen teknoloji devleri bilançolarına olumlu yansıması 2021'in 3. çeyreğinin de iyi geçtiği anlamına gelmekte. Microsoft ve Alphabet'ten dün gelen bilançolar böylece beklentinin üzerinde gerçekleşti. 110,4 milyar dolarlık toplam iki şirketin geliri ise %33'lük bir yıllık büyümeye denk geliyor demişler. Yine detaylara baktığımız zaman yılbaşından bu yana Microsoft'un hissesinde %42 ve Alphabet'te %62'lik yine yükselişler dikkat çekiyor. Piyasa genelinden olumlu yönde ayrıştığı da belirtilmiş. Benzer bir trendi acaba Amazon bilançosunda görecek miyiz? Yazıda detaylar bunun da olabileceğine işaret ediyor. Genel anlamıyla bakıldığında olumlu bir tablo şu ana kadar gelen teknoloji bilançolarında takip ettik denmiş. Twitter tarafında da gelirler yine %37 yükseldi. 1.28 milyar dolar seviyesiyle gündeme geldi ama kar tarafında eksi rakam var, yani zarar var, 537 milyon dolarlık. Bu da özellikle hukuki süreçlerin getirdiği masraflar ve yeni bir takım ürünlerin geliştirilmesine yapılan yatırımlardan kaynaklanıyor demişler detaylara baktığımızda. Wall Street Journal'ın kapağına döndüğümüzde orada da tabii bilançolarda ele alınıyor ama onun dışında farklı başlıklar var. Pfizer-BioNTech'in COVID-19 aşısı 6 ile 11 yaş arasında düşük dozda uygulanabilir diyor Amerika'da FDA. Detaylara baktığımızda yine demokratların trilyonlarca dolarlık paketlerin finansmanı konusunda vergiye yönelmesi bir kez daha söz konusu olabilir demişler. Asgari kurumlar vergisinde %15'lik tasarı bir kez daha gündemine geldi piyasanın şeklinde detaylar var. Aynı zamanda Texas'a, Austin'e baktığımızda 3 boyutlu olarak printer'dan çıkan malzemelerle oluşan evlerin de giderek daha dikkat çekici olduğuna işaret ediyorlar. Şehirleşme adına ilginç bir haber de buradan geliyor ve Birleşmiş Milletler'den de yine uyarı var. İklimle ilgili planlar Paris Anlaşması'ndaki hedeflerin çok altında kaldı detayları bugün Wall Street Journal'da paylaşılmış. Ve son başlığımız Bloomberg'den olacak. Orada da Türkiye'de sığ piyasada çok kolay bir yukarı yönlü hareket gördük şeklinde detay vermişler. İstanbul Borsası'nda Ekim'de 6. en büyük kazanımı görmekteyiz küresel piyasalarda. Bu tabii yerel para birimi cinsinden dolara vurunca işin şekli değişiyor. Yanı sıra yabancının gitmiş olması, özellikle boşluğu yerlinin doldurmasıyla neticeleniyor demişler. Detaylara baktığımızda Borsa İstanbul 100 ana endeks Ekim'de yerel para birimi cinsinden %7 civarında bir kazanımla en iyi 6. borsa konumunda. Bu arada enflasyon %20
civarında. Borçlanma maliyetleri 2019 zirvelerinde ve diplomatik yine sıkıntılar da zaman zaman haber akışını meşgul ediyor. Peki neden borsa yükseliyor? 5 sebep saymışlar. Kurun zayıflamış olması ihracatçı hisseye yansıyor. Sanayi hisseleri parlıyor demişler. Aynı zamanda yatırımcının yabancı tarafta 1.3 milyar dolarlık borsadan çıkışı dikkat çekmişti. 15 Ekim tarihine kadar Merkez Bankası verilerine göre böylece yabancı takas oranı %41 ile tarihi diplere gelmişti. Onun için daha çok yerli yatırımcının burada pozisyonlandığı belirtiliyor. Enflasyondan korunmak isteyenlerin de yine bir miktar daha borsaya yönelmesi dördüncü sebep. Beşinci sebep ise ucuzluk demişler. Emsallerine kıyasla %60 civarında gelişen ülkeler evreninde Borsa İstanbul'un yine iskontolu olduğuna dikkat çekiyorlar. Burada Union Private Funds'dan bir görüş de almışlar. Onlar da diyorlar ki TL tarafında bir miktar negatif görüşümüzü korusak da hisse senetlerinin inanılmaz derecede ucuz olduğunu tahmin ediyoruz. Peki bundan sonra neler olabilir? Borsa İstanbul yine yılın geneline bakıldığında aşağı yönlü performans gösterenlerden bir tanesi. 75 ana ekonomiyi topladığımız zaman burada özellikle ekonomi politikaları ve uzun süre kalıcı olabilmek adına atılabilecek adımlar yine takip edilecek şeklinde detaylar paylaşıyor bizimle Bloomberg. Ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akbend'in konuştuğu özellikle kurdaki dalgalanmalar sonrasında, yükselişler sonrasında bankalar tarafında kilit bir takım rasyoların oldukça kuvvetli seviyelerde olduğundan bahsetti. Birlikte hatırlayalım, ardından gazeteler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akbend son zamanlarda kurlarda meydana gelen artış konusunda bankaların sağlam durumda olduğunu belirtti. Periyodik olarak gerçekleştirdikleri stres testleriyle, başta kurlarda meydana gelen artış olmak üzere, makroekonomik göstergelerin bankacılık sektörünün etkilerinin yakından takip edildiğini kaydeden Akbend, olumsuz sonuç gözlemlenmediğini ifade etti. Akbend, bilindiği üzere sektörümüz yabancı para net genel pozisyonu yönetmeliği çerçevesinde öz kaynaklarının %20'sini aşacak ölçüde kısa veya uzun pozisyon almamaktadır. En güncel verilere göre sektör nette 5.6 milyar dolar fazla pozisyondadır. Bu otomatik düzeltme mekanizması, sektörün mali sağlamlığı için kur riskini belirli bir düzeyde tutmaktadır, dedi. Akbend, Türkiye'de bireysel müşterilerin bankalardan yabancı para borçlanmalarının önlendiğini ve bu sayede vatandaşların da kur riskinden korunduğunu ifade etti. BDDK Başkanı Akbend, bankaların salgın başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirdiğini de söyledi. Söz konusu kredilerin %45'inin kurumsal şirket ve ticari kuruluşlara, %31'inin KOBİ'lere, %24'ünün ise bireysel müşterilere verildiğini belirten Akbend, yine aynı dönemde müşterilerin yeniden yapılandırma ve borç ödemelerinin ertelenmesi taleplerinin bankalarca büyük ölçüde olumlu karşılandığını ifade etti. Ve devam ediyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları aktaracağız. Öncelikle Habertürk.com'da 2022 yılı bütçesi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda demişler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi ve 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin geneliyle Sayıştay raporları üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 3600 ek gösterge konusunda ilk adımı hükümetimiz atmıştır. Bu husustaki çalışmayı da yine hükümet olarak Cumhur İttifakı ile birlikte 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız, dedi. Dünyanın manşetinde evin mağduru 49 bin kişi 765 milyon TL alacaklı diyorlar. TMSF tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinin varlıklarının nakde çevrilmesi için değerleme çalışmalarına başladı. Hürriyet'in bugün ekonomi sayfasında Neşe Karanfil'in haberi gıda fiyatlarına yakın takip başlığını alıyor. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı programı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gelecek yıl atılacak adımların yer aldığı programa göre gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının yakından takip edileceği ürün gözetim mekanizması oluşturulacak. Gıda ürünlerine fiyat dalgalanması büyük veri ve ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edilecek. Sabahın bugün ekonomi finans sayfasında Betül Alakent'in kaleminden turizmde Cumhuriyet coşkusu haberiyle karşılaşıyoruz. Cumhuriyet'in 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim haftası turizmci ve esnafın yüzünü güldürdü. 3 günlük tatili fırsat bilen yerli turist otelleri doldurdu. Kültür turlarının öne çıktığı bu dönemde Antalya ve Kıbrıs'a da talep yüksek. Pamukkale'ye de talep %100 arttı, detayıyla karşılaşıyoruz haberin içerisinde.
Ve son başlığımızı da her sabah olduğu gibi Milliyet'ten verelim. Karavana ÖTV gazı demişler. Dönüyoruz buradan detaya. Motorlu karavanlarda ÖTV oranı %45'e indi. Motorlu karavanlara talebin arttığını belirten sektör temsilcileri yeni düzenlemenin Türkiye'deki karavan üretiminde kilit rol oynayacağını söylüyor demiş. Aylin Rana Aydın'ın kaleminden haberin detayları. Ve İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner bizimle birlikte her çarşamba sabahı olduğu üzere. Tufan günaydın, hoş geldin yayınımıza diyelim ve öncelikle hemen Borsa İstanbul'daki fiyatlamadan başlayalım. Az önce aktardık, seninle de hep son yayınlarda konuştuk. Bir yandan tabii TL bazlı bakıldığında, yerel para birimi cinsinden bakıldığında özellikle Ekim ayında Borsa İstanbul'da olumlu yönde bir ayrışma var. Dolar bazlı bakıldığında tabii hikaye farklı. 19 Mart'tan bu yana en yüksek seviyelere geldik. Az önce 5 sebep saydık Bloomberg'den ama sana göre yükselişin ana sebebi ne oldu? Hem onu konuşalım istersen, hem de yabancının çok fazla mevcut olmadığı piyasamızda dolar bazlı endekse hala bakmaya devam ediyor musun? Onu da sorayım sana. Evet, şöyle tabii öncelikle dolar bazlı endekse bence önümüzdeki dönemde hep bakmaya devam edeceğiz. Yani bu kadar kurun oynak olduğu bir ortamda ve piyasanın değerini ciddi olarak etkileyen bir ortamda sanki buna hep bakmaya önümüzdeki dönemde de devam edecekmişiz gibi duruyor. Şimdi hep konuşurken hani borsa konusunda hep pozitif olduğumuzu zaten son dönemde hep söylüyoruz. Bu fikrimiz de hala hani devam ediyor. Şimdi şu anda hala 1.60'ların altındayız. 1.58, 1.59 dolar seviyesinde şu anda endeksimiz. Dolayısıyla bence hala yukarı doğru bir potansiyeli bu yıl sonu için şu anda mevcut. Ama tabii şunu unutmamak lazım, hani birazcık konjonktür de esasında çok böyle istediğimiz gibi gidiyor mu? Esasında dünya bizi destekliyor. Hani bir yandan böyle genişlemeci para politikasının artık birazcık yavaşlayacağı ya da önümüzdeki dönemde artık yavaş yavaş daha vakit var ama hani artık faiz arttırımlarında konuşulduğu bir süreç içindeyiz ama dünya borsalarında bundan pek olumsuz etkilendiğini açıkçası gördüğümüz söylemek çok doğru olmaz. Dolayısıyla hani yurt dışı borsalar hala pozitif bir şekilde seyrediyor. Dolayısıyla bunun bize yansımasıyla beraber bir de ucuzlamamızı koyunca işte aşağıdan gelen o ucuzlamanın verdiği ivmeyle son dönemde işte Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecinden sonra dolar bazında endeksin prim yaptığını bir şekilde gördük. Bu da esasında birazcık beklediğimiz bir görüntüydü. Ben bunun birazcık daha böyle 1.70'ler 1.80'lere doğru endeksin birazcık daha açıkçası yavaş hızla da olsa devam edebileceğini düşünüyorum. Ama tabii bu noktadan sonra hani artık şimdi bilançolar geliyor. Dün gelen bilançolarda gene hep benim beklentim işte bankalarda bir %10 üstünde bir daha iyi bir bilançonun gelmesi yönündeydi. İşte Akbank'ta da gene aynı şekilde biraz herkesin beklediği beklentilerin birazcık daha üstünde bir kar geldiğini gördük. Bence diğer bankalarda da aynı şeyi görmeye önümüzdeki dönemde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ama orada dediğim gibi kamu bankaları ve özel bankaları farklı farklı mı değerlendiriyorsun? Peki Tufan, önümüzdeki süreç için sorayım istiyorum. Çünkü mesela işte kredi faizlerinde örneğin Merkez Bankası müteakip 200 bas puan indirim gördük. Bence birazcık ayrı değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Hani son dönemdeki işte 4 büyük bizim bankanın birazcık daha bilançolarının diğerlerine göre ben daha iyi geleceğini açıkçası düşünüyorum. Kamu tarafında işte son dönemde yaşananlar ve kredi hacmindeki gelişleme ve faizin o süreç içinde yukarı gitmesinden dolayı ben hani o tarafta karların bu 4 özel bankadaki kadar çok iyi geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla hani orada bir kamu ya da özel ayrışması yaparsak sanki özel sektör bankalarının bilançoları bu süreçte daha iyi gelecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla sanki birazcık daha ilgi o tarafa yoğunlaşacakmış gibi duruyor önümüzdeki dönem için. Şimdi bu arada tabii hani küresel tarafa da baktığımızda mesela işte bankalarda faiz hassasiyetiyle hareketleri takip ediyoruz. Onların hareketleri daha farklı yöne gitse de diğer tarafta açılmalarla beraber gelen hareketlilik de var. Dün mesela teknoloji hisselerinde de gördük işte özellikle diyorlar bulut hizmetleri. Niye? İşte çünkü uzaktan çalışma pandemide tabii epeyce farklı bir boyuta ulaştı. Bunun getirdiği bilançolara yansımalar takip ediliyor. Keza seyahat hisselerine baktığımızda belki mesela az sonra konuşuruz işte başta Türk Hava Yolları olmak üzere bizde nasıl bir performans olur diye o tarafa da baktığımızda esasında turizmden tabii küresel çapta bir hareketlenme beklentisinin de bilanço sezonuna yansıması yönünde beklentiler var. Keza mesela petrol fiyatından jet yakıtına kadar her tarafı etkilediğini de görüyoruz. Bu arada turizm demişken Sabah gazetesinden az önce aktardığımız başlığı da düzeltelim. Çünkü gazetede Cumhuriyet'in 99. yılının kutlanacağı yazıyor ama 98. yılını kutluyoruz. Belki ufak bir düzeltme olarak onu da hatırlatabiliriz. Buradan bilanço
piyasalar tarafına yine dönecek olursak ve önümüzdeki süreçteki hisse senetleri performansına dönecek olursak Tufan, mesela finans dışı şirketlere baktığında kağıt seçerken işte ihracatçıya mı ağırlık vermek istersin? İşte emtiadaki hareketle belki bir miktar daha sanayiciye mi ağırlık vermek istersin? Yoksa daha çok hani açılmayla ilgili hisseler mi öne çıkar? Ne dersin? Şimdi tabii birazcık açılmayla ilgili senetler sanki öne çıkacakmış gibi duruyor önümüzdeki dönem içinde. Hani yeni bir eğer enteresan böyle tekrar hiç alışık olmadığımız bir pandemi tarafında bir şey yaşamazsak ekstra sanki o tarafta o tarz hisseler yukarı gidecekmiş gibi duruyor. İşte mesela dün gördük işte Türk Hava Yolları, TAV, Pegasus gibi hisse senetlerinin yukarı gittiğini gördük. Hatta belki de bu ay bittiğinde veriler açıklandığında Türk Hava Yolları'nın belki de hani son dönemdeki en fazla para girişinin olduğu hisse senetlerinden, yabancı para girişinin olduğu hisse senetlerinden biri olduğunu da sanki göreceğiz. Ama bütün onun dışında hani şunu unutmamak lazım. Gerçekten bizde bankacılık sektörü çok ucuz. Hani ister istemez o tarafa doğru hani bir endeks eğer yukarı doğru bir hareket yapacaksa işte bu beklediğimiz yıl sonunda bir ivmesi yavaş da olsa bir yukarı doğru bir küçük bir rally yaşayacağımızı eğer varsayarsak büyük bir ihtimalle bankacılık sektörü olmadan hani öyle bir yukarı gidişin çok fazla olacağını düşünmek çok doğru olmaz. Dolayısıyla bence hani bu pandemiden çıkış hisse senetlerinin birazcık daha hızlı hareket ettiği bir süreç ama bankaların buna katıldığı ve tabii ki de son dönemde sanayi şirketleri de hani ihracattan dolayı bence buradan birazcık daha payını alabilir ama hani bu bahsettiğim hisseler içinde zaten bugüne kadar en çok payını alan hep sanayi şirketleri oldu ve belli bir primleri zaten hepsi bir şekilde yapmışlardı. Dolayısıyla sanki bankacılıkla işte bu pandemi çıkış hisselerinin birazcık daha önümüzdeki dönemde özellikle bu yıl sonuna kadar olan süreç içinde daha iyi bir getiri sağlayabileceğini açıkçası ben düşünüyorum. Şimdi Ekim ayı itibariyle baktığımızda tabloya küresel piyasalar içerisinde yerel para birimi cinsinden diye altını çizelim tekrar. BIST 30 tarafında mesela %8, BIST 100 tarafında da %7,30'luk kazanımlar var. Dolayısıyla en çok kazanan 4. ve 6. borsa endeksi olarak karşımıza çıkıyor. Dolar bazlı bakmak yine de anlamlı dedin az önce Tufan. O tarafa hemen grafiği çevirdiğimde iş biraz daha değişiyor. Çünkü o zaman en çok kazananların içerisinde bizi göremiyoruz. Yılbaşından bu yana performansa da yine bakalım biraz daha uzun vadeli değerlendirmiş olmak adına orada dolar bazlı baktığımızda BIST 30'da %22,63, BIST 100'de ise %20,42'lik bir değer kaybıyla karşılaşıyoruz. Yine yerel para birimi cinsinden de yılbaşından bu yana pozisyonu çizdirdiğimizde en çok kazananların içerisinde bizi göremiyoruz. En çok kaybedenlerde ise örneğin BIST 30 endeksi %0,64'lük bir eksiyle yansımış durumda. Şimdi hacim tarafına da bir değinelim istersen Tufan. Tekrar 20 milyar TL'nin üzerinde hacimler telaffuz eder olduk. Ne oldu? Bloomberg diyor ki yabancı takası %41 ile tarihi diplere indi. Yabancıdan oluşan boşluğu yerli doldurdu. Ya tabii şöyle hani biz hep biz bize kelimesini kullanıyoruz. Son dönemde evet. Birazcık burada biz bize birazcık daha işlemlerin olduğunu görüyoruz. Ama son dönemde özellikle işte bu işlem hacminin arttığı işte bu son biraz kurun da yukarı gittiği faiz indirim sonraki süreçte biraz yabancının da burada hem satış tarafında hem alış tarafında olduğunu görüyoruz. Tabii ister istemez yabancı alış ve satış tarafına gelince hacimde çok ciddi bir şekilde bir anda yani biz bize oyunumuzu oynarken birazcık daha fazla işlemin olduğu bir süreçten geçiyoruz. Artık şimdi yıl sonuna kadar biraz daha bence ilginin arttığı yani piyasaya doğru bir bakışın bence birazcık daha fazla olduğu bir süreçten geçeceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben hacimlerde yıl sonuna doğru hani şu belki Christmas döneminden evveline kadar bahsediyorum böyle Aralık 15 dönemine kadar hacimlerin birazcık daha da artabileceğini bu olumlu beklentilerle eğer endeks yukarı gidecekse açıkçası birazcık daha endeksteki hacmin artmasını bekliyorum. Bu da zaten daha sağlıklı olan hani hacmin çok düştüğü süreç içinde çok böyle gün içindeki hareket boylarının daha geniş olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorduk. Yani bazen hiç doğru düzgün hacim olmadan sert düşüşler ya da sert yükselişleri piyasa gösterebiliyordu. Şimdi birazcık daha hacmin gelmesiyle beraber bence volatilite birazcık açıkçası geriye gelmiş oldu. O da bence piyasa açısından pozitif. Dolayısıyla benim de beklentim sanki yıl sonuna doğru işte bu tatillerin başladığı, yurt dışında tatillerin başladığı döneme kadar sanki burada birazcık daha canlı, işlem hacminin birazcık daha yoğun olduğu ve hafif de yönümüzün de yukarı olduğu sanki bir süreç yaşayacağız diye düşünüyorum.
Şimdi dönüyoruz buradan bir de borsanın dünkü kapanışına. Mesela dün itibariyle borsada 77 hisse yükseldi, 18 hisse düştü, 5 hisse günü yatay biçimde özür diliyorum tamamladı. Yine detaylarına baktığımız zaman dün itibariyle puan bazlı en büyük katkıda Ereğli Demir Çeliği gördük. Arkasında Garanti vardı, Türk Hava Yolları vardı, Gübre Fabrikaları ve Şişe Cam'la ilk beşi burada tamamladık. Aynı zamanda yine puan bazlı baskılar tarafına da bakıyorum. Orada da Tüpraş var, Tofaş var, Turkcell, Petkim ve Biotrend ile ilk beşi tamamlayabiliyoruz. Yüzdesel bazda baktığımızda dün en çok Erbosan yükselmişti. Arkasında Kartonsan vardı. Sarkuysan Gübre Fabrikaları ve Parsan'la buradaki ilk beşi tamamladık. En çok düşen tarafta yüzdesel bazda Biotrend'i Zorlu Enerji izledi. Tofaş, Logo Yazılım ve yine Tüpraş'la beraber buradaki ilk beşi de tamamladık. Halka arzların da yine takip edildiği bir hafta içindeyiz. Şöyle Borsa İstanbul'un halka arz endeksini de ekrana taşımış olalım. Buraya ilgi geri geliyor mu? Bence zaten orada pek bir ilgi eksilir gibi oldu bir süreç. Evet. Kısa bir süreçti ama onun dışında çok fazla da bir ilginin kaybolduğunu söylemek açıkçası halka arzlara çok doğru olmaz. Hı hı. Yani son dönem çıkan halka arzların neredeyse tamamı iyi bir getiri elde etti. Sonuçta belli bir hacimle ciddi talepler geldi. Dolayısıyla hani bu yatırımcının halka arzlara karşı olan ilgisi hani bu süreç içinde devam ediyor. Bence o ilginin kesildiği noktadan sonra şöyle güzel bir gelişme oldu halka arzlar tarafında. Bence fiyatlamalar birazcık daha artık makul seviyelerde gelmeye başladı. Yani o çılgın talebin olduğu noktada gerçekten bence gelen şirketler böyle çok da ucuz, hatta bizim böyle kelepir dediğimiz tarzda şirketler açıkçası değildi. Dolayısıyla hani oradaki fiyatlamada zaten gelen yoğun talepten dolayı bir de yukarı gittikten sonra çalkalanmalar çok olmuştu hisse senetlerinde. Ama şimdi son dönemde gelen hisse senetlerinin hepsinin ben çok daha makul fiyatlarla, çok daha uygun fiyatlarla geldiğini görüyorum. O da ister istemez hala bir şekilde talebin olmasını, yani bu yatırımcılardan gelen talebin devam etmesine sebebiyet veriyor. Hani bugünkü ortam itibariyle de bundan sonra sanki gelecek olan halka arzlarda bu talep önümüzdeki dönemde de devam edecekmiş gibi açıkçası duruyor. Dolayısıyla izleyip göreceğiz ama hani ben 2022'de de şeyin halka arzların aktif olduğu bir sene açıkçası yaşayacağız diye düşünüyorum. Şimdi şey de sorayım sana aslında Tufan. Enflasyonu gören, politika faizini gören, mevduat faizlerinin %16'lar civarını gören TL tasarruf sahibi eğer risk iştahı buna uygunsa halka arzları bir miktar da enflasyondan korunma güdüsüyle tercih ediyor olabilir mi? Ya muhakkak olabilir. Hani bu süreç içinde bir de tabii hani geçmişe dönüp baktığınız zaman halka arzlarda hep genelde iyi senaryolar söz konusu. Dolayısıyla hani buradan kazanılacak parayı tabii ki de bence düşünüyor olabilir ama bence ana hikayenin hep şunu unutmamak lazım. Yani faizde geldiğimiz nokta 16'lar. Kurun geldiği nokta ortada. Hani bugün eğer buradan birazcık daha uzun vadeli bir para kazanmak istiyorsanız bence hisse senetleri bunu sağlayacak en önemli enstrüman diye düşünüyorum hala Türkiye'de. Bunu yaparken de tabii halka arzlar bunun için böyle arada fırsat çıktıkça, beğenilen hisseler ortaya çıktıkça bence bunu hani bu getiriyi sağlayabilecek önemli gelişmelerden bir tanesi. Dolayısıyla halka arzlara olan bu ilgi önümüzdeki dönemde devam edecektir ama bence burada ana hikaye borsaya olan ilgi de esasında önümüzdeki dönemde devam edecek. Çünkü bütün Türkiye'de kullandığımız enstrümanları düşündüğümüz zaman hep böyle birkaç adım daha öne çıktığını borsanın açıkçası önümüzdeki dönem açısından görüyoruz. Borsa ile ilgili bir görüş daha verelim. Tuncay Turşucu dün yayınımızdaydı. Üçüncü çeyrekteki ciro artışlarının sürdürülemez olduğunu, sanayide ise karlılığını üçüncü çeyrekte pandemi öncesi 2019 yılının aynı çeyreğinin hala altında kalacağını düşündüğünü söyledi. Ekrana getireceğiz. Geçen yılın üçüncü çeyreğinin üzerinde sonuçlar olacak. Çünkü sanayi üretim endeksisi de zaten iyiydi. Güzel bir çeyrek, yani sonuçlar aslında iyi alacağız. Özellikle sanayide iyi rakamlar alacağız ama geçen yılın üçüncü çeyreğin üzerinde olacak ama bir önceki çeyreğin altında karlar olabilir. Marjlarda düşüşler olabilir. Bunları da zaten hem Arçelik'te hem de Vestel Beyaz Eşya'da da çok net bir şekilde de aldık. Bu sinyali bize verdi. Yani dünyadaki emtiaların yükselmesi, ham madde fiyatlarının yükselmesi yavaş yavaş bilançolara tesir ediyor.
Biz bunu bir olumsuzluk olarak algılamıyorum ben şahsen. Ben bunu bir normalleşme olarak alıyorum. Çünkü hakikaten 2020 yılında bu virüsten ötürü inanılmaz oynaklıklar oluştu bütün dünyada. Bu yüzden geçen yılki o yüksek cirolar ve çok yüksek kar marjlarının ben zaten sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum. O yüzden biraz daha bilançolar gelecek çeyreklerde kar marjları açısından daha bir normalleşmeye doğru gidebilir. Bugün de mesela bunları da izleyeceğiz herhalde. Hem Ford'da, Tofaş'ta, pek çok şirkette de göreceğiz bunları. Muhtemelen her banka kendi bilançosunun el verdiği ölçüde ve ağırlığı ölçüsünde ve ölçülü bir şekilde de bu yolda hareket edecektir diye tahmin ediyorum ben. Özel bankalar bir miktar daha sınırlı hareket edebilirler. Ama kamularda yine kar marjları anlamında bir miktar daha negatif etkilenmeler olacaktır. Kredi artışı anlamında artışlar görebiliriz. Fakat net faiz marjı anlamında yine çok düşük, yani özel bankalara göre daha düşük miktarlarda rakamlar olabilir. Şimdi yarın bu arada içeride tabii biz enflasyon raporunu takip edeceğiz bu gelişmeler ışığında. Tabii borsanın gittiği yön ayrı ama kur tarafında ve faiz tarafında, yine risk primi tarafında faize çok hassasiyet gösteren bir fiyatlama olduğunu son haftalarda seninle bolca konuştuk. Tabii bunun dışında siyasi gelişmeler de oldu. Bunlar da kurda hem yükselişi hem düşüşü beraberinde zaman zaman getirdi. Oynaklık belki bir miktar arttı. Öngörmek biraz zorlaştı. Yabancı kurumlara baktığımızda HSBC'nin yıl sonu tahmini 9.80, UniCredit 10.5 diyor, Societe Generale 10.30 demiş, Barclays 9.70, Medley Global Advisors 10 gibi seviyeler telaffuz ediyor. Şimdi herkesin gözü kulağı tabii yarınki enflasyon raporuna gitmiş vaziyette. Yıla biz %9.4'lük bir enflasyon raporu tahminiyle başlamıştık. Merkez Bankamız böyle bir enflasyon bu sene olacak demişti. Sonra tahmini %12,2'ye ve en son raporda %14,1 seviyesine getirmiş oldu. Şimdi yarınki enflasyon raporu raporundan sen tahminlerin ne yönde revize edilmesini beklersin Tufan? Ya tabii şimdi enflasyon bence önümüzdeki dönem açısından burada en yakından takip etmemiz gereken data olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü birçok şeyi, yani bugün işte kur yukarı giderken bile faiz indiriminden sonra hep karşılaştırdığımız orada gösterge sonuçta enflasyon. Yani bugün kurun yukarı gitmesinin sebeplerinden biri işte negatif reel getiri var diyoruz. Sebebi de işte enflasyonun bu kadar yukarıda olması ve faizin birazcık daha aşağıda gerçekleşiyor olmasından dolayı bunları söylüyoruz. Dolayısıyla esasında aldığımız ana göstergemiz hep enflasyon. Ve hani Merkez Bankası da konuşurken hep mücadele ettiği esasında ana göstergelerden bir tanesinin hep enflasyon olduğunu bir şekilde söylemişti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çıkacak oradaki her türlü data bizi çok yakından etkiliyor. Şimdi hani borsa hakkında konuşurken genelde hep önümüzdeki döneme ait iyimser olduğumuzu ve hani önümüzdeki dönemde de bu primlerin devam edebileceğini söyledik ama enflasyon konusunda da ben hani o tarafta da birazcık açıkçası kötümser taraftayım. Yani hani şimdi bu kadar çok zammın geldiği bir noktada, kurun yukarı gittiği bir durumda ve dünyada bu kadar enflasyonun gerçekten kontrol edilemeyen bir noktaya geldiği anda hani ben açıkçası kurda çok sert bir düşüş olmasını, enflasyonda bir düşüş olmasını açıkçası çok da fazla beklemiyorum. Dolayısıyla hani her çıkacak orada data bence çok kritik ve önemli ama yönümüzü bir aşağı çevirecek daha henüz bir gelişmenin olduğunu, Türkiye'de yaşandığını çok da fazla ben düşünmüyorum. Dolayısıyla yarınki datayı yakından takip edeceğiz ama hani bu kadar zamların geldiği dediğim gibi bir ortamda ben hani o taraftan çok böyle pozitif bir şeylerin geleceğini açıkçası çok da fazla beklemiyorum. Dolayısıyla bu da dönem içinde ister istemez hani bizim üstümüzdeki baskıyı faizler burada olduğu için hani bir nokta daha arttırabilir diye düşünüyorum ama hani bir noktadan sonra da belki faiz indirimine artık müsaade etmeyeceğinden dolayı tekrar bir piyasanın üstünde belki kısmi de olsa, geçici de olsa böyle kısa süreli bir rahatlama belki getirebileceğini düşünüyorum. Ama enflasyon tarafında sanki ben böyle bir 20'li rakamları bir göreceğiz ve birazcık oralarda sanki kalacakmışız gibi geliyor bana. Ama tabii izleyip göreceğiz. Çünkü dünya da hiç bize bu konuda açıkçası yardımcı olmuyor. Tedarik zincirinin hani bu noktada olması ve yakın vadede sanki bunun pek düzelecek gibi de olmaması bence dünya enflasyonunun da hep geçici olduğunu konuşuyorduk. Sanki orada da artık yavaş yavaş birazcık daha herkes daha
çekimser konuşmaya başladı. Dolayısıyla bütün bu faktörleri bir araya getirdiğimiz zaman sanki enflasyonda böyle yakın vadede çok sert bir geri gelmeyi görmeyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi geçen hafta da bir Merkez Bankası 200 bas bandı faiz indirmişti. Eğer yarın enflasyon raporunda tahminini mesela işte piyasa katılımcıları anketini az önce arkadaşlar ekrana getirdi. %17'ler civarında bir beklenti söz konusu piyasa nezdinde. Bu tarafa yakın sayan bir şekilde yukarı yönlü revize ederse geçen hafta vermiş olduğu kararla ne kadar tutarlı olur? Ya ben çok yukarı doğru çok ciddi bir revizyona gideceğini açıkçası düşünmüyorum. Tabii ki de çok tutarlı olacak bir durum olmaz. Çünkü sonuçta bu kadar faizin indirimini ve sert bir faiz indirimi olduğuna göre, dünyada faiz arttırım süreci içinde böyle bir şey olduğuna göre, demek ki bir şekilde bir noktada beklentilerde olumlu bir beklenti var. Dolayısıyla hani ben hani bu kadar hızlı bir revizyona gideceğini açıkçası çok da fazla düşünmüyorum. Dolayısıyla hani benim o taraftaki beklentim esas bu gerçekleşen zamların etkisinin ne kadar kuvvetli olacağı ve dönem dönem işte hiç beklemediğimiz noktalarda bazı ürünlerde fiyatlarda geri çekilmelerle dengelenen bir enflasyonun olduğunu gördük. Şimdi çok ana kalemlerde, çok bildiğimiz kalemlerde çok ciddi bu süreç içinde zamlar var. Dolayısıyla hani bunların nasıl yansıyacağını, ne olacağını önümüzdeki dönemde izleyip görmemiz lazım ama ben Merkez Bankası'nın açıkçası hemen çok hızlı bir revizyona gidip de böyle biraz yukarı çekeceğini enflasyonun beklentilerini açıkçası düşünmüyorum. Bu süreç içinde geri çekmek de çok olası değil. Dolayısıyla sanki çok fazla bir değişiklik olmazmış gibi açıkçası düşünüyorum. Piyasanın tepkisi ne olur? Piyasa açıkçası burada hani artık çok da fazla bence piyasa vereceği tepki 200 bas puan indiriminden sonra zaten piyasa vereceği tepkiyi verdi. Hani bundan sonraki noktada artık çok da fazla burada çıkacak dataların da çok da fazla bir önemi olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Dolayısıyla esas bizim için önemli ve kritik seviye bu enflasyonu yaratan işte kurun yukarı gitmesi, onun dışında dünyada petrol hatlarının yukarı gitmesi, enerji fiyatlarının yukarı gitmesi. Bütün bunlar birazcık dengelendikten sonra bence artık bunun pozitif tarafı satın alınabilir diye düşünüyorum. Şu an için bence çok fazla negatif tarafında ya da pozitif tarafta alacak çok fazla bir şey yok. Çünkü dediğim gibi yani zaten negatif reel getiriye gelmiş durumdayız. Hani bu noktadan sonra negatif reel getiri 0.5 daha yukarıda olmuş, birazcık daha aşağıda olmuş. Bence piyasaları böyle çok ciddi etkileyecek bir gelişme olacağını önümüzdeki dönem açısından düşünmüyorum. Şimdi ekonomi politikaları tarafında tabii nasıl bir öngörülebilirlik söz konusu, onunla da ilgili S&P'den bir görüş var. Küresel kredi derecelendirme direktörü Maxim Ribnikov hafta içerisinde Bloomberg ET yayınına katıldı. Ekonomideki toparlanmayı değerlendirirken dengesizlikler de devam ediyor dedi. Ekonomide güçlü bir toparlanma oldu Türkiye'de ve bu devam ediyor. Ancak dengesizlikler de hala var. Enflasyon şu an çok yüksek seyrediyor. Merkez Bankası'nın net döviz rezervi çok düşük. Özellikle de borçla kıyaslandığı zaman aynı zamanda şunu da söyledik. Ekonomik politikalarda bir öngörülememezlik var ve bu da görünümü bulutlandırıyor. Enflasyon aslında mevcut hedefin 4 katı yani %5 olan hedefin 4 katı ve Merkez Bankası Eylül'de faiz indirimine gitmeye karar verdi ve yine 200 bas puan faiz indirimine gitti Ekim'de ve piyasaları şaşırttı. Herkesi sürpriz olarak gördüğü bir şeydi ve döviz piyasasında oynaklık arttı. 2023'teki genel seçimlerle alakalı da bir belirsizlik var. Buna doğru giderken, bu seçime doğru giderken ekonomiyi teşvik etmek isteyebilir. Bu da bir risk yaratabilir. Daha da fazla dengesizlikler artabilir Türk ekonomisinde ve dediğim gibi ticari bankaların kredi vermesiyle birlikte sorunlar yaşayabileceğini söyleyebiliriz. Yani bankacılık sektörü etkilenebilir. Bazı risklerin altını çizmek istiyorum. Bir tanesi şu, Türk reel sektörünün dirençli olduğunu söylemek istiyorum. Yıllar içinde kendini adapte etmeyi öğrendi ve zorlu ekonomik koşullarda ayakta durabildi. Şimdi görünüm iyileşiyor. Mali parametreler de gerçekten güçlü Türkiye'de. Şu an 2021'in sonunda kamu net borcunun gayri safi yurt dışı hasılanın %34'üne ulaşması
gelmesini bekliyoruz. Güney Afrika ile Brezilya ile kıyaslandığı zaman Türkiye burada güçlü bir noktada ve gerekirse bir adım atılabilir bu tarafta. Yüksek enflasyon ve para politikasının öngörülemezliği çok önemli. Gelişmiş piyasaların para politikası biraz daha şahin tarafa kayıyor. Bu da bir risk oluşturabilir Türkiye için. Bu açığı fonlamayı biraz daha zorlaştırabilir. Tufan, son bir dakikamız içerisinde de 1.16'daki pariteyi değerlendirelim istersen. Avrupa Merkez Bankası'ndan yarın ne beklersin diyeceğim. Çünkü enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı. Bundesbank Başkanı yavaş yavaş artık pandemi tedbirlerinden çıkalım, faiz artırımına hazır duralım diyor ama ne dersin, Lagarde karşı koyacak mı? Evet, şöyle tabii Avrupa Merkez Bankası'nın ben kesinlikle Fed'den daha önce bir hareket yapacağını düşünmüyorum. Gene bekleyecektir ki hani ilk hareket Fed tarafından gelsin ve ondan sonra bir şekilde ne yapacaksa artık bu faiz arttırım tarafında mı bir şeyler yapacaklar. Ama kesinlikle Fed'i bekleyeceğini düşünüyorum. Tabii bu Fed'i beklemenin dışında da artık yavaş yavaş bu enflasyonun hep geçici olduğunu söylediğimiz enflasyonun kalıcı oldukça bence merkez bankalarının üstüne düşen birazcık baskının da açıkçası bu süreç içinde çok net bir şekilde arttığını görüyoruz. Şimdi iki kuru da birbiriyle karşılaştırdığımız zaman esasında aynı pozisyonlarda olduğu için de bu süreç içinde çok kısa bir bant içinde hareket ettiğini dolar euro bandının görüyoruz. Dolayısıyla ben 1.15'in çok fazla altına gelebileceğini düşünmüyorum. İşte 1.17'lerin de üstü yok. Şimdi böyle bir gelişme olana kadar majör burada konuşmamıza sebebiyet verecek. Sanki bu bandın içinde dolar euro paritesi bir süre daha devam edecekmiş gibi duruyor ama hani illa bir kuru seçmemiz eğer hani hangisine daha tarafa doğru daha hareket eder diye düşünürsek de sanki ilk hareket Fed'den geleceği için sanki doların belki birazcık daha kuvvetlenme ihtimalini ben birazcık daha fazla görüyorum. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, çok çok teşekkür ederiz her hafta olduğu üzere Tufan yayına çok değerli katkıların için. At Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş da kurdaki hareketlilikten dün bahsetti. Seviyeden çok hareketlilik tarafının, oynaklık tarafının rahatsız edici olabildiğini söyledi. Yorumunu ekrana getireceğiz Cemal Bey'in ve ardından kısa bir reklam aramız var. Seviyeden çok hareketlilikten rahatsız olabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, yabancı para pozisyonu belli seviyelerde kur hareket etse ama bu seviyelerde kalsa zaman içerisinde sindirecek. Yani değerlemelerde sindirir, bir miktar enflasyon etkisi de olur ama sindirebiliriz. Fakat sürekli bir hareket olduğu zaman piyasadaki fiyat istikrarı bozuluyor. Örnek vereyim, herhangi bir sektörde açık pozisyonu olmayan bir şirket düşünün ve bu durumda rahat mı? Değil. Neden değil? Çünkü fiyat istikrarı oluşmadığı zaman bugün mü alayım, yarın mı alayım, hangi ürünü alayım, hangi fiyata alayım gibi kaygılar oluşuyor. O yüzden şöyle cevap verebilirim. Kur seviyesi bir kere esnek kurun bizi kesinlikle koruduğuna inanıyorum. Yani bizim 2001 yılı krizinden en büyük aldığımız ders ya da yapısal reform esnek kur olmuştur. O sayede de çok kısa vadede biriken enerjileri daha uzun vadeye yayarak hissettik. Şuraya bağlayayım. Biz burada yeter ki ülke riski algısı azalsın biraz. Seviyeler buralar biraz da aşağıda olsun. Ama çok her gün bir aşağı bir yukarı gitmesin. Bizim ekonomimiz bunu sindirebilecek seviyede. Ama tabii ki Türk lirası gerçekten çok düşük seviyelerde. Burada özellikle enerji sektöründe yatırım yapmış şirketlerin de artık daha önce feasible olan projelerinin sıkıntıya düştüğünü görebiliyoruz. Tabii ki onları da biraz dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Ve dönüyoruz buradan vadeli endeksler tarafına. Dow Jones vadelisi %0.04 artı da bir o kadar artı. S&P 500 vadeli de var. Nasdaq'ta ise sıfır değişim ekranımıza geldi. Yeşil bir şekilde. Dün gelen makro verilerde S&P CoreLogic konut fiyat endeksi Ağustos'ta yıllık %19,7 artış sergiledi. Beklenti altı kaldı. Conference Board'un tüketici güveni Ekim'de 113,8. Yeni konut satışları ise Eylül'de 800 bin seviyesiyle beklenti üstü. Yine Richmond Fed dün Ekim ayına ilişkin imalat verisini açıkladı. Beklenti 5
geçen endeks 12'de geldi. Dün itibariyle Dow Jones Sanayi Endeksi bir ara gün içinde 150 puan kadar yükseldikten sonra kapanışta 15 puan artıdaydı. Böylelikle yine hem gün içi hem de kapanış rekorunu tazelemiş oldu. S&P 500 tarafında da %0.18'lik artıyla rekor geldi. Bu yılın 70. gün içi 57. kapanış rekorunu böylece S&P 500 tarafında dün yatırımcı görmüş oldu. Nasdaq tarafında da %0.06'lık yatay bir yükseliş var. Yükseliş neden yatay kaldı? Çünkü Facebook hissesine %3.9'luk bir satış geldi ve endeks üzerinde baskı uyguladı. Kapanış sonrası Microsoft, Alphabet ve Twitter'dan gelen rakamlar başlıca olmak üzere bilançolar takip edildi. Bugün de ajanda oldukça kalabalık. Coca-Cola, McDonald's, Bristol Myers, Boeing, GM ve Harley Davidson açılış öncesi, Ford ve eBay ise kapanış sonrası gelmesi planlanan bilançolar. Dayanıklı mal siparişleri var bugün Amerika'nın ajandasında. Aynı zamanda her çarşamba olduğu gibi MBA mortgage başvurularını göreceğiz. İçeride biz Eylül ayı dış ticaret verilerini saat 10'da alıyoruz. Bloomberg anketinde 2,6 milyar dolarlık açık beklentisi var. Ekonomik güven endeksine yine saat 10'da gelecek. Zincir marketler rekabet kurumunda sözlü bir savunma bugün yapacaklar. Kanada Merkez Bankası'ndan dediğimiz gibi bugün bir faiz kararı beklentisi var. Garanti Bankası bugün içeride bilanço açıklaması beklenenler arasında. Yurt dışında ise bu arada Avrupa'da Deutsche Bank'ında bugün bilanço açıklamasının gelmesi bekleniyor. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve küresel piyasalarda son durumu değerlendirmek için uluslararası muhabirlerimize dönüyoruz. Öncelikle Dubai'ye gideceğiz. Ersoy Erkazancı orada bizimle beraber her sabah olduğu üzere. Ersoy, bu sabah itibariyle fiyatlamalar üzerinde sence en çok hangi haberler etkili? Zeynep, en çok enflasyon haberleri var. Avustralya'da enflasyon beklenenden yüksek geldi. Faizler yükseldi. Yine enflasyon endişeleri gündeme geldi. Diğer taraftan da Çin-Amerika gerginliği yeniden mi başlıyor? Bu sefer de China Telecom üzerinden China Telecom'un Amerika'daki işrakinin lisansını iptal etti Amerikalı yetkililer. Bu da bir tedirginlik yarattı. Aslında çok yakın zamanda Yellen ile Liu He görüşmüştü. Bu ikisi üst üste gelince bugün Asya'da kıpkırmızı ekranlar görüyoruz Zeynep. Bir tek Singapur biraz ayrıştı ama onun dışında fiyatlar üzerinde baskı var. Petrolde ise karışık bir görüntü var. Amerika'da stoklar geldi. API rakamları her hafta geliyor Zeynep. Ana rakamda yükseliş vardı. 2.32 milyon varillik haftalık stoklarda ama Cushing bölgesindeki stoklarda düşüş vardı. Tabii çok detayları var. Benzin stokları var vesaire. Ama çok net yön belirtmedi. Petrol fiyatları düne göre biraz düştü ama yine 86 dolara yakın. BlackRock'ın CEO'su da 100 doları telaffuz eden kişilere katıldı. Larry Fink önümüzdeki günlerde 100 doları görebiliriz dedi. Amerika'dan da Psaki Biden yönetiminin OPEC'e baskı yapmaya devam edeceğini söyledi. Petrol fiyatları yüksek olmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da da bu çöldeki Davos dediğimiz gelecek yatırım inisiyatifi devam ediyor. Evet, bu taraftan son başlıklar böyle. Bugün risk iştahının biraz düşük olduğu bir günü yaşıyoruz Asya'da diyeyim. Zeynep. Çok teşekkür ederiz detaylar için. Ersoy Erkazancı Dubai temsilcimizle beraberdik. Şimdi de Pekin'e gidiyoruz. Asya temsilcimiz Sadık Aymaz bu defa da ekranımızda olacak bir kez daha. Bir önceki buluşmamıza göre zannediyorum risk iştahında çok bir toparlanma olmadı galiba, değil mi Sadık? Olmadı Zeynep. Şu anda öğleden sonra seansları başladı aşağı yukarı. %1 diyeyim negatif seyrediyor Asya'da. Ana endeksler Uzak Doğu'da ana endeksler. Onun dışında şöyle notlarımda kısa kısa da olsa da hemen geçeyim. Makroekonomik gelişmeler var. Avustralya diyeceğim. Öncelikle şimdi Avustralya'da ilginç şeyler oluyor. Fakat enflasyon verisinden başlayayım. Manşete baktığımızda Zeynep yıldan yıla %3 arttı. Beklenti 3.1'di. Böyle beklentilerden daha iyi geldi gibi görünüyor. Enflasyon korku yaratmıyor gibi görünüyor ama asıl böyle çekirdek tarafa
Merkez Bankası'nın hassas olduğu tarafa baktığımızda, çeyrekten çeyreğe baktığımızda 0.5 beklenirken 0.7 geldi. Dolayısıyla birdenbire enflasyon hesaplarında çok ciddi değişmeler var. Neden ciddi değişmeler var? Bunu nereden anlıyoruz? Tahvil piyasasından anlıyoruz. Çok ciddi hareketler var. Bazı tahvil alanlarında, katlarında diyeyim, bugün 20-25 puan, bas puanlık artışlar oldu. Dolayısıyla her ne kadar lafı uzattım, her ne kadar Avustralya'da Merkez Bankası Başkanı 2024 yılına kadar biz faizi sabit tutacağız dese de tahvil piyasası çoktan 2022'yi şu anda fiyatladı ya da fiyatlıyor diyeyim Zeynep, ilginç dünya bağlamında da. Onun dışında şu Çin'de bakıyorum, sanayi karları biraz hızlandı. Uzun aylardır yavaşlıyordu. %10 civarlarından %16'nın üzerine hızlandı ama çok moral düzeltmedi. Neden düzeltmedi? Çok dengesiz. Genellikle madencilik ve petrolden geliyor bu kar ortalamasının yükselmesi ki bu sene bazında baktığımızda 9 ayda %1000'e yakın yükselmiş karlar. Diğer taraflarda o kadar çok iyi karlar yok. Bir de özel sektör, kamu sektörü ayrımı var Zeynep. Orada özel sektörde %30 civarında kalırken senelik söylüyorum. Senelik derken yılbaşından bu yana 9 ayı söylüyorum. Ama kamu sektörüne bakarsak orada %70'lerin üzerinde, tabii bu petrolde, kömürde, pek çok alanda, enerji sektöründe diyeyim, kamu şirketleri, kitler ağırlıklı, ondan da kaynaklanıyor. Son olarak bir önemli şey daha söyleyeceğim. Magnezyum endişesi var. Özellikle Avrupa'da hem alüminyum endüstrisinde hem otomotiv endüstrisinde biliyorsun. Çin'de Eylül'de bir şok, çıkış şoku yaşanmıştı. Orada bir toparlanma var. Bunu da iyi haber olarak ekleyeyim. Sadık Aymaz, çok teşekkür ederiz aktardığın haber başlıkları için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Ve araştırma masasında ilk söz diyelim. Kutay Korap bizimle beraber her sabah olduğu üzere. Kutay, bir yandan borsada hacimli yükselişi gördük. Diğer yandan kapanış sonrası da bir o kadar yoğun bir mesai vardı. Çünkü bilançolar geldi. İstersen buradan başlayalım bugün söze. Evet Zeynep, aslında ben de bugün gündeme bakarken karşıma tek bir başlık geliyor. Bilançolar, sadece bizde değil küreselde de dün Alphabet, Twitter gibi şirketlerin de finansalları geldi. O yüzden bugün böyle bilançolara ağırlık verelim. Öncelikle yurt içerisinde açıklanan bilançolar vardı kapanış sonrasında. Birden fazla şirketin finansalları geldi. Tabii ki de bunları gün içerisinde detaylı konuşuruz ama şimdilik kısaca rakamlardan bahsetmek gerekirse Erdemir finansallarını paylaşmıştı. 3. çeyrekte 5 milyar TL net dönem karı elde ettiğini görüyorum ben. Burada konsensus beklentileri 4.7 milyar TL seviyesinde olduğunu görüyorum. Bununla birlikte Erdemir'in 9 aylık konsolide net dönem karı da 10.8 milyar TL'ye yükseldiğini görüyorum. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1.4 milyar TL seviyesindeydi. Erdemir'de kuvvetli bilanço gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Dönüyorum bakıyorum Tofaş Otomotiv'e. Orada 3. çeyrekte şirket 581 milyon TL net dönem karı elde ettiğini görüyorum. Beklenti 553 milyon TL seviyesindeydi. Tofaş'ın böylece 9 aylık karı da 2.06 milyar TL'ye çıktığını görmekteyim. Aselsan'a bakarsam, Aselsan beklentilerin altında bir finansal paylaştı. 1 milyar TL kar bekleniyordu 3. çeyrekte. Fakat şirket 602 milyon TL net dönem karı elde ettiğini görüyorum. Şirket bu karla birlikte 3.1 milyar TL 9 aylıklarda kara ulaştığını hatırlatayım. Tekfen Holding vardı, finansallarını paylaşan bir diğer şirket. 463 milyon TL net dönem karı elde etti. Konsensüs beklentisi 406 milyon TL'ydi. Beklentinin üzerine bir kar vardı. Diğer taraftan da Türk Traktör de finansallarını paylaştı. Türk Traktör'de de konsolide olmayan net dönem karı 830 milyon TL oldu. Beklenti baksımda burada 9 aylık karı buydu. 3 aylık karı 222 milyon TL'ydi. 3 aylıklarda beklenti 209 milyon TL'ydi Türk Traktör'de. Türk Traktör'de hafif beklentinin üzerinde bir kar açıkladı. Endekse dönüp bakarsam Borsa İstanbul BIST yüz endeksi 1509 puan üzerinden günü sonlandırdığını görüyorum. %1'lik bir prime işaret ettiğini takip ettim. 21 milyar TL işlem hacmi vardı. Endekste yukarı yönlü seyrin devam ettiğini görüyorum ben. Özellikle burada Borsa İstanbul performansına bakarsak endeks tarafında merak edilen başlıklardan bir diğeri ise
tam da şu anki grafikte gösterdiğim üzere daha önce test edilen ve üzerine çıkılamayan 1457 gibi seviyeler vardı. Hatta buradan da 1484 seviyesi mesela daha önce en yüksek test edilen seviyede. Burada daha önce yine bilanço döneminde bu yükseliş ivmesi yakalanmıştı. Şimdiki bilanço döneminde baktığımızda geride bıraktığımız Mart ayındaki o boşluğunda dün itibariyle kapanmış olduğunu da görüyoruz TL bazındaki performanslarda. Endeksin son dönemdeki yükselişine bakarsan buradan özellikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 günlük bir yükseliş serisi Borsa İstanbul'da elde etmiş durumdayız. Bu 7 günlük yükseliş serisinin TL bazındaki primine bakarsam %7,5'a işaret ediyor. Yani Borsa İstanbul son 7 günün 7'sinde ortalama %1'in üzerinde bir getiri performansı sağladığını hatırlatmış olayım. Bugün bilançolar noktasına bakarsam Garanti Bankası'nın finansalları paylaşılması bekleniliyor seans kapanışından sonra. Aynı zamanda Tekfen Holding'in 16.30'da telekonferansı olduğunu söyleyeyim. Yine bilançolar tarafında beklenen Şekerbank olduğunu da söylemiş olayım. Son olarak çok kısa bir küresel piyasalardan da bahsetmek gerekirse dediğim gibi orada da bilançolar takip ediliyor. Dün Alphabet, Microsoft, Twitter'ın finansalları takip edilmişti. Kuvvetli gelen bilanço şu an ABD endekslerini yeni rekorlara ittiğini görüyorum. S&P ve Dow Jones her ne kadar enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü gelişmeler takip edilse de Fed'in politikasının biraz daha sıkılaşma yönünde tonunun devam ettiğini görsek de bilançolar şu an Zeynep ağır bastığını paylaşmış olalım. Kutay Korap çok çok teşekkürler. Daha fazlasını birlikte saat 9.45'te piyasa masasında bugün ele alacağız. Bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimize ve gidelim bloomberg.com'a. Demokratlardan şirket karlarına asgari vergi teklifi geldi. Amerika'da 3 kilit senatör, senatonun finans komitesi başkanı Ron Wyden ve senatörlerden Elizabeth Warren'la Angus King'den gelen teklifte şirket karlarına asgari %15'lik vergi kapsanıyor. Detaylarını bloomberg.com'da okuyabilirsiniz diyelim. İkinci başlıkta ise BDDK Başkanı Akben sektör nette döviz fazlasına sahip diyor ve 5,6 milyar dolarlık da bir nette fazla pozisyonu ifade ediyor haberin detaylarında. Böylece ilk sözü noktalıyoruz. Yayınımızı sabah raporuna devrediyoruz. 9.45'te tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.